Saat. Hmm. Mesela diyorum, eğer biz evlenemezsek, o zaman ne yaparsın? Böyle anlamsız şeyleri neden düşüneyim ki? Bir an için bunun olduğunu düşün. Senin hayatından çıkıp gittiğimi. O zaman ne olur? Bensiz yaşayabileceğini düşünüyor musun? Ben sensiz bir hayatı asla düşünemem. Bir dakika için bile olsa. Sahi mi? Sen bugünümsün. Geleceğimsin. Her anımda seni yanımda görüyorum. Seni bu kadar çok seviyorum işte. Deli. İnsanı delirtmiyorsa acaba aşk dediğin nedir ki? Gidelim. Gel hadi. Bugün Layık abinin evine uğramayı düşünüyorum. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Sen de gelir miydin? Hayır, sen git. Bu saatte hayırdır? Kim olabilir? Ben gidip bakayım. Geliyorum. Sabah sabah kim gelmiş olabilir ki? Oo. Selamun aleyküm abi. Ve aleyküm selam. Nasılsın bakalım? İyi İyiyim. Misin? Faruk evde mi gitti İçeride mi? İçeride kahvaltısını yapıyor abi. Kim gel? Abi. Faruk. Abi hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Abi ben... Evet. Bugün işe gitmeden önce gelip senden özür dileyebilir miyim diye düşündüm de. O gün... Çok, çok sinirliydim. Ayza yüzünden sana çok kaba davrandım. Ne söylediğimin farkında bile değildim. O öfkeyle kızlarım için hep en iyisini istediğimi unuttum. Sen zor zamanlarımda hep yanımda oldun. Öfkeyle yakışıksız sözler ettim. Beni affet. Hayır abi. Sen kızgındın sadece. Öfkeyle normalde asla söylemeyeceğin şeyler söyledin. Ama ben endişelerini çok iyi anlıyorum. O yüzden özür dileyip beni utandırma.
Tamam, boş verin bunları. Hadi içeri gel, sofraya otur abi. Sana güzel bir omlet yapayım. Bu gerçekten çok iyi olurdu ama ben aslında sadece Faruk'tan özür dilemeye, bir de size bir müjde vermek için geldim. Özür dilemene gerek yok ne? Abi. Ne? Müjde mi abi? Evet, sonunda Fiza kızım evine döndü. İşte bu harika bir haber. Ne zaman oldu bu abi? Dün akşam Daniş geldi. Onu alıp eve götürdü. Allah'ıma bin şükür olsun. İnşallah evinde çok mutlu olur. Amin, amin. Ben artık gideyim canım. Yoksa trafiğe kalacağım. İşe geç kalmayayım. Abi bekle ben de geleyim. Yoksa ben de işe geç kalacağım. Hadi o zaman. Seni buradan mı alayım yoksa benimle mi geleyim? Geliyorum. Canım tamam. Allah selametle. Hafız. İkiniz de Allah'a emanet olun. Allah'ıma bin şükür. Ne oluyor burada? Ekrem amca akşam gelecek misafirler için geleneksel yemekler yapmamı istedi. Ekrem söylemişmiş. O öyle söylemiş olsa bile senin bir şey yapmana hiç gerek yok. Bu evde hizmetçiler var. Ben sanmıştım. Sen ne sandın? Ne düşünürsen düşün. Bu evin kendine özgü kuralları var. Bunları değiştirmeye çalışma sakın. Dahası sonsuza kadar burada değilsin. Sen de misafirsin. Bak, kolları sıvayıp mutfağa girmek, kayınvalideyi etkilemeye çalışmak bunlar sizin gibi ailelerde işe yarar. Ama bizim evde bu tür şeyler kimseye bir şey kazandırmaz. Hizmetçiler var. Bırak da onlar işini yapsın. Bir de misafirler geldiğinde karşılarına düzgün bir kılıkta çık. Hey! Uyan! Hey! Ne yapıyorsun Ali? Seni uyandırmaya çalışıyorum. Belki kafan yeniden çalışmaya başlar. Neden anlamak istemiyorsun? Kendini bu odaya kapatmakla dünyayı değiştiremezsin. Hmm. Gerçekte değişmeyecek. Bak saat. Artık o evli biri. Kendi yoluna gitti. Sen de artık bunu anlamak zorundasın. Bir kız için hayatını bitirmeye değmez. Ama benim hayatım bitti. Onunla birlikte bitti. Benim için dünyanın sonu. Anladın mı beni? Hangi devirde yaşıyorsun sen? Artık kimse kimseyi böyle sevmiyor. Ben seviyorum. Tamam mı? Hayatım boyunca da seveceğim. Bak dostum, hayat iniş çıkışlarla doludur. Umutsuzluk bir erkeğe yakışmaz. Üstelik sadece bir kız için. Sırf bir kız için herkesi cezalandırıyorsun. Annenin beni kaç kez aradığını biliyor musun? Onun suçu ne? Onu neden cezalandırıyorsun ha? Hayatı cehennem olan bir insan başkasını nasıl cezalandırabilir ki? Bunu kendine yapan sensin. Herkese zulmediyorsun. Ve ben bu kadar aptal olmana izin vermem. Yas tutmayı bırak artık. Bu kadar dram yeter. Yarın üniversiteye geliyorsun. Anladın mı? Sana diyorum. Hey! Mutfakta çay var mı? Ha? Tamam, ben bakarım. Choti choti yaadein aaye man ko mere tadpaaye dil ko manaun ye na maane pa
समझ आए, छोटी छोटी यादें आए, ला 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 ला। Layık oğlum. Ayşe için ne düşündüğünü, onu evde mi tutmak istiyorsun? Ah, evde olmasına bir itirazın mı var anne? Neden itiraz etmeyelim abi? Ya kendine başka sevgili bulursa, o zaman ne yaparsın? Ne demişler? İnsan boş kalınca şeytana iş çıkar. Nagma doğru söylüyor. Bir kız evinin kapısının eşiğini geçmeye alışkanlık edindiği zaman onu artık o evde tutmak çok zordur. Dahası abi, sen bütün gün iş yerindesin. Evde annem ve ben varız. Onu nereye kadar tutabiliriz ki? Ya yine başımıza bir iş açarsa? Olanlar ortada. Ablasının hayatını mahvetmesi etmedi. Şimdi de küçüklere gelen tekliflere engel olacak. Size ne oldu böyle? Neyiniz var sizin? Aklınıza her geleni söylüyorsunuz. İnsan en azından konuşmadan önce bir düşünür. Onlar senin yeğenlerin. Yeter artık. Ben yine ne dedim ki abi? Görüyorsun anne. Allah akıl versin, ne diyeyim? Bana kalırsa Ayza'yı evlendirmekte acele etmemelisin abi. Olanları henüz atlatabilmiş değil. Bence ona biraz zaman vermeliyiz. Ve ben diyorum ki dikkatini başka yöne çekmeye çalışmak iyi olur. Mesela tekrar üniversiteye dönebilir. Ayşe'yle bu konuyu konuştum Faruk. Bana söylediği, artık okumak istemiyormuş. Dahası ben de bu konuda pek rahat değilim. Yani üniversiteye dönmesini istemiyorsun. Eğitimini tamamlamasın mı? Hayır Faruk, hayır. Ben eğitim almasına karşı değilim. Sorun üniversiteye döndüğünde tekrar o çocukla karşılaşacak olması. Bu da bana... Neden o çocuk için endişe ediyorsun? Bir daha onun yanından geçmez bile. Ayza onu reddetti bir kere. Aynı hatayı bir daha yapacağını sanmıyorum. Ayza bunu bir daha yapmaz. Bundan eminim. Dersini aldı artık. Ama o çocuk geri adım atmayacaktır. Biz de onu durduramayız. Bir düşünsene, geçmişte onca şeyi göze alan biri Ayza'dan bu kadar kolay vazgeçer mi sence? Hayır Faruk, vazgeçmez. O yüzden Ayza için iyi bir kısmet bulmak en hayırlısı olacaktır mutlaka. Bir an önce evlensin derim ben. Sen Ayza ablamın anlamasını sağla. O artık bizi dinlemek bile istemiyor. Fize ablamın dilinde tüy bitti ama neden bilmiyorum. O anlamak istemiyor bile. O asla böyle biri değildi. Babanız yüzünden olabilir mi? Belki hayır de... hayır, babamla ilgisi yok. O okuluna dönmesine bile izin verdi. Ama Ayza abla bunu kendi istemedi. Fize abla buradayken onunla ilgileniyordu. O zaman kafamız rahattı. Ama o gittikten sonra bütün gün evde yalnız. Halamla babaannemin nasıl olduğunu da biliyorsun. Hiç rahat bırakmıyorlar. Ayza, nedir bu duyduklarım? Baban sana izin vermiş, okuluna dönebilirsin demiş. Sen neden olmaz dedin? İstemiyorum. Peki neden Ayza? Sen o üniversiteye isteyerek yazılmıştın. Bundan vazgeçecek misin? Bu hayatta her insan hata yapar canım. Ama mantıklı insanlar bunu telafi eder. Çünkü onlar hatalardan ders almayı bilir. Bir hata yaptın diye hayat boyu yas tutamazsın. Sen söyle bana, eğitimini bırakıp evde kalmayı seçmekle her şey çözüme kavuşur mu? Bunu yaparsan ne sen ömür boyu hatanı unutursun ne de ailen unutur. Seni böyle gördükçe daha kötü hissedecekler.
Mantıklı olan tek yol her şeyi unutmak. Eğitimine odaklan sen. İnşallah her şey yoluna girecek. Bravo Selma, bravo. Hay aklınla bin yaşa. Onlara ne güzel şeyler öğretiyorsun. Elini taşın altına koyup onun için iyi bir kısmet aramak, abimin sırtından yük almak yerine sen ona bizi bir kere daha küçük düşüreceği, milletin ağzına sakız edebileceği yollar öneriyorsun. Ben öyle bir şey demedim. En azından beni doğru anla. Yeter artık, yeter. Ben her şeyi duydum. Her şeyi doğru anladım. Ne söylediğini iyi biliyorum. Aslında şaşırmadım. Neticede senin bir kızın yok. O yüzden bizim gibi evinde 5 genç kızı olan insanların ne sıkıntılar çektiğini bilemezsin. Bunu bir de bize sor. Onları nasıl evlendiririz diye düşünmekten bize gece uykusu bile haram. Ama bu senin umurunda mı? Nagma, ben seni uyarıyorum. Bizi ilgilendiren meselelerden uzak duracaksın. Ne sen ne de kocan. Bizim ailenin işlerine karışmayacaksınız, anladın mı? Duydun mu? Maşallah. Gerçekten. İnan bana Ekrem, bu kadar iyisini yememiştim. Dünyanın her yerinde çeşit çeşit yemek yedim. Ama Pakistan yemeklerindeki lezzet hiçbirinde yok. Özellikle ev yapımı geleneksel yemekler. Bunları başka yerde bulmak imkansız. Kesinlikle öyle. Çoğu basit ev yapımı yemekler. Ama tadı bir başka. Ben hep bunu bilir bunu söylerim. Çok haklısın. Ama sıradan da olsa öyle lezzetli, öyle mükemmel ki. Bak söylüyorum, aşçının eli gerçekten çok iyi. Belli ki tam bir lezzet ustası. O kadar iyi. Hangi aşçı beyim? Her şeyi benim gelinim yaptı. Gerçekten mi? Bu inanılmaz. Canım, gerçekten çok lezzetli yemekler yapmışsın. Çok etkilendim. Teşekkür ederim. Danış canım, çok şanslısın. Eli gerçekten çok lezzetli bir eşim var. Ah, malum bu sözü herkes bilir. Kocanın kalbine giden yol midesinden geçermiş. Ah, ben bundan eminim artık. Karını gerçekten çok seviyor olmalısın. Bu tereyağlı tavuk soteden de alın lütfen. Alırdım ama ben doydum artık. Aha canım, yardımcı ol. Ama ben diyorum ki bu kadar güzel bir yemeği mutlaka bir daha tekrar etmek gerekir. O yüzden bir yemek için daha sözleşelim. Ama bu defa benden. Ne diyorsun Danış? İyi fikir ha? Tabii ki. Ama ne var ki benim evimde bu kadar iyi yemek yapan bir gelin yok maalesef. O yüzden yemeği size bir otelde ısmarlamak durumundayım. Evet, ne diyorsunuz? Elbette. Sen davet edersin, biz evet, gelmez miyiz? Elbette. Buyurun, tavuk sotenin tadına bakın, tamam. Hadi. Gerçekten her şey çok güzeldi. Olağanüstüydü. Sen de çok şanslısın. Maşallah. Teşekkür ederim. Durumu gerçekten çok iyi idare ettin. Bak Fiza, benim kesinlikle seninle bir derdim yok. Sadece bana zorla dayatılan bir evliliği kabul edemem, hepsi bu işte. Umarım söylediklerimi anlıyorsundur. Eşyanı toplarsan eğer... Seni hemen evine bırakabilirim. Sorun değil. Beni eve şoför bırakabilir. Vakit geç olduğu için teklif etmiştim. Tamam. Ben şoföre söylerim.
Canım, bu söylediklerimi sakın unutma. Bir kız evlenip kocasının evine gittiği zaman orada yeni insanlar, yeni bir çevre olacak. Buna uyum sağlamak zorundasın. Kayınvaliden ne kadar iyi biri olursa olsun, kendini gelinine göre ayarlamayacaktır mutlaka. Senin ona uyum sağlaman gerekecektir. Bayan Fiza, gecenin bu saati nereye gidiyorsun? Her şey yolunda mı? Bu saatte nereye gidiyorsun? Nereye böyle? Bu geç vakitte. Bana cevap versene kızım. Sana bir şey sordum. Eve dönüyorum. Evet ama neden? Yine Daniş'le mi tartıştın? O sana bir şey mi söyledi? Bak, eşler arasında bu tür ufak tefek görüş ayrılıkları normaldir. Bu kadar ciddiye almana gerek yok. Kabul ediyorum, Daniş biraz zor bir adam ama bir sorun varsa bunun bu evde çözülmesi gerekir canım. Onca şeyden sonra seni alıp buraya getirdi. Sen neden yuvanı bırakıp gitmek istiyorsun? Beni karısı olarak getirmedi. Sadece akşam yemeği için getirdi. Eve dönmemi isteyen de ben değilim, o. Ne diyorsun sen? Sen kim olduğunu sanıyorsun ki herkes adına karar veriyorsun? Ben sadece kendi adıma bir karar verdim. Başkalarının ne düşündüğü beni ilgilendirmez. Başkası değil, o senin karın. Ve sen karın için endişelenmediğini mi söylüyorsun? Evliliği ne sanıyorsun, şaka mı? Bak, madem onu karın olarak görmüyorsun, sana layık görmüyorsun, o zaman neden onu buraya getirdin söyler misin hadi? Buraya kadar sana haksızlık ettiğimizi düşünerek her şeye katlandım. Birçok şeyi sineye çektim. Ama bugün tüm sınırları aştın. Kulaklarını aç ve iyi dinle. Bu kız benim gelinim, o kadar. Ve o bu evde kalacak. Bu benim son kararım. Bak şuna abi. Bu kim? Yakın arkadaşım Şovta. Onun erkek kardeşi. Kendisi Haydarabat'ta. Neden fotoğrafını bana gösteriyorsun? Oğlum, Ayza için evlenme teklif etti. Ben aslında Şakufta'ya öylesine bahsetmiştim. Ayza'yı bir an önce baş göz etmek istiyoruz demiştim. O vakit kardeşini teklif etti. Ne insan, öyle değil mi anne? Bize yardımcı olmak istiyor. Günümüzde onun gibi bir arkadaş bizim için büyük bir nimet. Çok ciddiyim. Düşünmekten fenalık gelmişti artık. Ayza'yla bu saatten sonra kim evlenir, onu kim almak istiyor diyordum. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Ama arkadaşım sorunumu pat diye çözüverdi. Bu fotoğrafa baktın mı sen? Öyle deme abi. Fotoğrafa bakma sen. İki kardeş de gayet düzgün insanlardır. Tamam, nasıl giyinmek gerektiğini bilmiyor belki ama...
çok sağlam bir iş olduğunu biliyorum. O çok zengin bir adam. Ayza'yı lüks içinde yaşatacaktır. Dahası bizden çeyiz falan da istemiyorlar. Şükretmesini bir layık. Kızına uygun bir teklif buldun. Karakterine uygun biri olsun. Karakterine uyan adamı ne yaptığını unuttun mu abi? Düğün günü bırakıp kaçtı. Karaktermiş. Nagma, sessiz ol sen. Layık. Durumumuzu biliyorsun oğlum. Yapılan teklifi kabul et bence. Ayza'yla bu saatten sonra kim evlenir, onu kim almak ister diyordum. Geceleri gözüme uyku girmiyordu ama arkadaşım sorunumu pat diye çözüverdi. Layık, durumumuzu biliyorsun oğlum. Yapılan teklifi kabul et. Olanları henüz atlatabilmiş değil. Bence ona biraz zaman vermeliyiz. Ben diyorum ki dikkatini başka yöne çekmeye çalışsak iyi olur. Mesela tekrar üniversiteye dönebilir. Eğer razı olursan hayatını düzene koyabilir. Bırak üniversiteye dönsün baba. Ne diyorsun abi? Hangi konuda? Şu sana söylediğim tekliften bahsediyorum. Ama abi, bunu fazla bekletmek doğru olmaz. Fikirlerini değiştirdiklerini bir düşün. O zaman bu tekliften de oluruz. Bunu mümkün olan en kısa sürede halletmeliyiz. Arkadaşım zaten yeterince cömert davrandı. Her şeyi baştan sona bilmesine rağmen yine de Ayza'ya evlenme teklifi getirdi. Yoksa evden kaçan bir kızı kim ister ki? Bence bu teklifi kabul etmelisin. Bir an önce bir tarih belirleyip onu en kısa sürede evlendirelim. Ondan ne kadar erken kurtulursak o kadar derin nefes almış oluruz. Ayza! Ayza! Evet baba. Sabah benimle gelmeni istiyorum kızım. Nereye? Üniversiteye. Ne? Derslerinden daha fazla geri kalma sen. Git hadi, hazırlığını yap. Beyefendi sizi kahvaltıya çağırıyor. Tamam. Hemen geliyorum. Thank you.
Zarina, Danish'e çay ver. Ben istemiyorum anne. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otur. Bak canım. Sen bizim gelinimizsin. Ve bu evde sen de bizimle eşit haklara sahipsin. Bundan sonra buna dikkat et. Kahvaltı veya başka öğün. Seni çağırmak zorunda kalmayalım, tamam mı? Tamam. Danish, kahvaltını yap oğlum. Danish. Bırak gitsin. Sen kahvaltını yap. Al, ye biraz. Teşekkür ederim, ben istemem. Geç canım. Hadi. Teşekkür ederim baba. Hadi kalk. Ders saati geldi. Ben havamda değilim. Ne demek havamda değilim? Madem derslere girmeyeceksin, ne diye üniversiteye geliyorsun ha? Bak Ali, senin vereceğin dersi de dinlemek istemiyorum. Derse mi girmek istiyorsun? Git gir. Bak dostum, ben sadece... Durma, git. Sen bilirsin. Oh.
Ayza? Ayza? Ayza dur biraz, beni dinle. Ayza lütfen. Ayza. Bir kere dinle lütfen. Ayza lütfen. Beni dinleyecek misin? Ayza. Ben bir şey duymak istemiyorum. Lütfen beni takip etme. Tamam, etmeyeceğim. Bir şeye cevap ver. Evli misin, değil misin? Neden sessizsin? Evli olup olmadığını söyle bana. Ayza, Ayza. Ne yapıyorsun? Herkes bakıyor. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Buna mecbur. Yapma Saat. Başına iş açacaksın. Olay çıkarma. Ne? Ha? Benimle gel. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Söylesenize. Sen benimle gel. Kusura bakma. Keşke gelmeden önce arayıp haber verseydin. Ona göre seni iyi ağırlamak için hazırlık yapabilirdim. Ne diyebilirim ki Nagma abla? Şemsettin Ayza'nın fotoğrafını gördüğü günden beri çok heyecanlı. Zavallı resmen deli divane oldu. Bu işi bir an önce bitirmek için her gün beni birkaç kez arıyor. Ne oldu diye soruyor ama ona sabırlı olmasını, önce sizden bir cevap almam gerektiğini söyledim. Nagma'dan umutlu olduğumu da ekledim. Belki biraz zaman alabilir ama o tamamını erdirir dedim. Sizinle açık konuşacağım. Kardeşim istese bugün evlenir. Mahallemizdeki her kız annesi bir bahaneyle evime geliyor. Lafı eninde sonunda evlilik tekliflerine getiriyorlar. Ama Şemsettin onların hiçbiriyle ilgilenmiyor bile. Eğer elinde olsa bugün ailesini Ayze'yi istemek için buraya göndermeye hazır. Samimi söylüyorum. Adam öyle kararlı ki, sizi temin ederim, her an şu an kapıda belirse şaşırmazdım. O kadar istekli. Allah sizi inandırsın. Onu güç bela zapt ediyorum. Sahi Ayza nerede? Onu göremiyorum. Güzel gelinimiz evde mi? Hazır gelmişken onu da bir kez görmeyi çok isterim. Ayza üniversiteye gitti. Hı? Üniversite mi? Bana üniversiteden ayrıldığını söylemişti. Onu bir an önce kardeşimle evlendirmek istemiyor muydunuz? Canım, hangi baba kızını bir an önce evlendirmek, baş gözetmek istemez ki? Ama zamanı kızları büyük sözü dinlemiyor. Akıllarına ne eserse onu yapıyorlar. Babaları üzülmüş, yatağa düşmüş, umurlarında bile değil. Doğru söylüyorsun teyze. Gerçek şu ki bir kız ne kadar iyi eğitim alırsa alsın nafile. Bütün diplomalar onun olsun beyhude. Neticede evi çekip çevirmek zorundalar. Benim Şemsettin'in bu konuda iki şartı var sadece. Karısı hem güzel olsun istiyor, hem de mutfakta çok iyi olsun istiyor. Hepsi bu. Ne diyeceğim teyze? Oğlun kızını ne zaman evlendirmeyi düşünüyordu? Oh Şagufta, önce biraz sakin ol. Teklifi alalı hafta olmadı. Biz daha konuyu konuşmadık, sen düğünü düşünüyorsun. Hele bir kabul etsin, sonrasına bakarız. Tamam teyze, hiç sorun değil. Ben beklerim elbette. Hiç mahsuru yok. Yeter ki cevabınız evet olsun. Bu bana yeter. Şagufta canım, geldiğinden beri sen konuşuyorsun. Boğazın kurumuş olmalı. Hadi çayını içsen, hem soluklanmış olursun. Annene de ver. Tamam, veririm. Sen de iç. Sanmıyorum anne. Bu teklif uygun değil. Sen ne diyorsun oğlum? Sonunda bir teklif daha alıyoruz. Ama sen olmaz diyorsun. Kızını ne zaman evlendireceksin? Allah ne zaman nasip ederse o zaman anne. Nasıl olacak bu abi? Madem öyle anlat, bunu biz de bilelim. Sen onu affedebilirsin. Yaptıklarını unutabilirsin. Ama dünya unutmayacaktır. Hele bizim kızın yaptığı gibi. Büyük bir hata yaparsa insanlar ömür boyu dillerine dolarlar. Anne sen söyle ona. Biz sabah akşam abimin kızları için iyi teklifler alsın diye uğraşıyoruz. Ama o güç bela bulduğumuz bir teklifi bile geri çeviriyor. Nagma doğru söylüyor oğlum. Ve beni gerçekten çok şaşırttın. Neden onun üniversiteye dönmesine izin verdin ki?
Yani okuyup da ne olacak? Otursun evinde. Sen ne diyorsun anne? Torununu tanımıyormuş gibi. Hem hatasından ders almıştır artık. Bunu bir daha tekrarlamayacaktır. Bu dediğin doğru olsa abi, sen onu affettikten sonra düğün günü o çocukla buluşmazdı, öyle değil mi? Tamam, şöyle diyelim ki sen haklısın. Yaptığı hatadan ders aldığını farz edelim. O çocuğun rahat duracağının garantisi nedir? Abi sen resmen onlara yol veriyorsun. Böyle şeyler sadece ilk seferinde zordur. Arkası mutlaka gelir. Adet halini almaya başlar. Bak bu sözümü yaz bir kenara. Ayza fırsatını bulsun rahat durmaz. Yine aynı hatayı yapacaktır. Allah'ın nimetlerine yüz çevirme oğlum. Bu güzel bir teklif. Eğer geri çevirirsen bir daha böylesini hiç bulamayız. Allah esirgesin anne. Siz ikiniz neler söylüyorsunuz böyle? Tamam, o bir hata yaptı. Sırf bir hata yüzünden onu başımdan atayım mı yani? İlk isteyene mi vereyim ha? Ben kızıma bunu yapamam. Ama abi, Şakuftan'ın kardeşi ne olacak? Cehennemin dibine kadar yolları var. Senin için arkadaşının kardeşi mi önemli, yeğenin mi? Sen nasıl bir kadınsın? Anne, ilaç kutunu verir misin bana? İlacını hazırlayacağım. Tamam, vereyim. Bu kadar endişe edecek ne var Ayza? Babamın hala eğitimini desteklemesi kadar güzel bir şey var mı? Bundan mutlu olman gerekir. Mesele bu değil Fiza. Değilse ne o zaman? Söylediklerimi anlamıyorsun. Aynı üniversitede okuyoruz. O benim sınıf arkadaşım. Ondan ne kadar uzak durabilirim ki? Saat şimdilik benim evli olmadığımı bilmiyor. Ama bunu öğrendiği gün onu durdurmam çok zor olacaktır. O duygusal bir adam. Hayatım cehenneme dönmüş zaten. Üniversitede sorunlar yaşıyorum. Evde halam, babaannem sürekli benim üzerime geliyor. Ne yapmam gerek? Babaannemle halamı düşünme sen. Onların sorun çıkarma gibi bir alışkanlıkları var. Saatle ilgili kısmına gelince. Bana dürüstçe söyle. Hala ona karşı hislerin var mı? Onu seviyor musun sen? Söyle Ayza. Onu hala kalbinden atamadın mı yoksa? İnsanlar kim için ne hissedeceklerini kontrol edemez. Bu benim için de geçerli. Ama ben... Saat'tan korkuyorum, anla. O çok duygusal biri. Tekrar sorun çıkarırsa ben ne yaparım söyle. Bu olmayacak. Sen ona karşılık vermezsen bir şey yapacak cesaret bulamayacaktır. Bu konuda endişelenmeyi bırak artık lütfen. Benim için dua et Fiza. Allah size kolaylık verdiği gibi bana da kolaylık versin. Tamam, ben kapatıyorum. Müdahafız. Bu evde ne olduğunu sorabilir miyim? Hayırdır? Neden bahsediyorsun? Az önce Fiza'yı gördüm. Misafir odasına doğru gidiyordu. Neden orada kalıyor? Danişi en iyi sen tanırsın. O bir şey sevmiyorsa... Asla odasından içeri sokmaz, bilirsin. Eşya ile insan arasında fark vardır, tamam mı? O kız onun istediği zaman odadan atabileceği bir mobilya, herhangi bir eşya değil, onun karısı o. Bunu neden anlamak istemiyorsun Ekrem? Bir evlilik zorla kurulabilir belki. Ama hiç kimseyi o evliliği sürdürmeye zorlayamazsın. Oğlun genç bir adam.
Ona daha fazla baskı yaparsan tamamen kontrolden çıkabilir. Bu da herkes için çok kötü olur. Bunun çözümü ne, bunu hiç bilmiyorum. Ama bu durum aralarındaki yanlış anlamayı daha da büyütecektir. Onların aralarındaki yanlış anlama değil Ekrem. O yüzden zamanla geçmesini bekleme. Bu bir uyumsuzluk sorunu. Bu da bazen hayat boyu hiç düzelmeyebilir. Bunu neden anlamak istemiyorsun sen? Allah'ım, hanımefendinin çayı çok gecikti. En kızdığı şeylerden biri budur. Çayı gecikti mi deliye döner. Zarina! Zarina! Allah hayır etsin. Danış Bey'in sabah sabah neyi var? Nedir bu? Sana kaç kez kıyafetlerimi dolaba koymadan önce ütülemeni söyledim. Nedir bu hal? Niçin ütülemedin? Benim hatam. Tamamen aklımdan çıkmış. Demek hata. Ahmak. Bunları hemen ütüleyeceksin. 5 dakikaya hazır olsunlar, anladın mı? Çay? Neden zahmet ettiniz? Sen çayı götür, bunları ben ütülerim Zarina. Ama... Merak etme sen, çayı götürmezsen hanımefendi sinirlenir, git. Bir ütü basmak ne kadar sürebilir ki? Giysilerim nerede? Elbiselerin ütülendi. Senin yapmana gerek yoktu ki. Evde... Biliyorum. Hizmetçiler var. Ama onlar da insan değil mi? Bazen onlar da yardıma ihtiyaç duyabilir. Ben sadece Zarina'ya yardım ettim. Senin için bir şey yapmadım. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum, geç kalacağım. Otur önce kahvaltı yap. Niyetinin ne olduğunu biliyorum, tamam mı? Geç kalmayacaksın, otur kahvaltını yap. Sürpriz! Faris. Ne zaman geldin sen? Sanki bugün geleceğimi biliyormuş gibi söyledin. Seni görmek güzel. Baba... Nasıl oldu da çıkıp geldin ha? Nasıl olur da gelmem. Babamı sıkıntılı görmeye dayanamam ben. Ama abimin de bunda payı büyük tabii. Bana dedi ki Faris, babana eğer kıymet veriyorsan bir an önce Pakistan'a geri dön. Çünkü orada kalmanın kimseye bir faydası yok. Ben de çıkıp geri geldim. Annene sarılsana. Seni çok iyi gördüm anne. Nasılsın? İyiyim. Senin önümüzdeki ay sınavların yok muydu? Sınavlar, okul, bunların hiçbiri aileden daha önemli değil anne. Evet, ben oraya okumaya, sınavlara girmeye, diploma almaya, hatta doktora yapmaya gittim. Ama bunlar pek değer verdiğim şeyler değil ve de... Bir dakika, tahmin edeyim. Fiza yenge. Vay be, ne şanslı adamsın. Ama öncelikle düğüne gelemediğim için çok üzgün olduğumu söylemek isterim. O sırada ben... Tamam, çünkü...
Ben gidiyorum, işe geç kalıyorum. Kahvaltını yapsana oğlum. Şirkette bir şeyler yerim. Bu Faris. Hadi gel kahvaltı yap oğlum. Kurt gibi açım. Ne oldu canım? Bir sorun mu var? Evet baba. Nedir? Baba, bana gerçekten güveniyor musun? Eğer benden en ufak bir şüphen bile varsa, o zaman hiç durmam, üniversiteden hemen ayrılırım. Eğer endişelerin varsa, diploma almanın hiçbir anlamı yok. Benim senin hakkında bir endişem yok ki kızım. Nagma ve annemin söylediklerinden dolayı böylesin, öyle değil mi? Merak etme sen. Sadece eğitimine odaklan ve okulunu başarıyla bitir. Hepsi bu. Başka bir şey düşünme. Teşekkür ederim baba. Bana bir cevap verene kadar buradan gitmene izin vermeyeceğim. Rahat bırak beni Saat, çekil yolumdan hadi. Yolunu değiştiren biri varsa sensin. Ben değilim. Ayza. Baba. Bunu arabada unutmuşsun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Baba gel eve gidelim. Ama... Bugün senin dersin var. Önemli dersler değil baba. İşe gitmeden önce beni eve bırakırsın. Hadi gel. Bugün işe gitmeyecek misin? Hayır, seninle konuşmam gereken bir şey var. İçeri gel. Abi, neden işe gitmedin? Bir işim var. Neden bu kadar çabuk dönmüş olabilir? Hayır olsun. Ben gidip bir öğreneyim. Saat isimli çocuğu orada gördüğüme şaşırmadım Ayza. Sonuç olarak aynı bölümdesiniz. Bugün olmasa yarın, öbür gün onunla yüzleşmek zorundasın. Bunu da biliyordum. Seni tekrar gördüğünde sana düğünle ilgili sorular soracağını...
Bu yüzden eğitimime devam etmek istemiyorum dedim baba. Neden? Bir çocuk yüzünden bunun altında ezilecek, okulunu bırakacak kadar zayıf biri misin sen kızım? Hayır. Hayır Ayza. Ağlamayacaksın. Otur beni dinle. Otur. Bak canım. Bu hayatta bütün dersleri bize öğretmenler ve anne babalar öğretmez. Bir hata yapınca bundan ders çıkarmamız gerekir. Ve insan hayatın bu yolu öğrettiği bir dersi hiçbir zaman unutmaz. Bak canım, hatayı yaptıktan sonra aldığın ders asla tereddüt etmene izin vermeyecektir. Haksız mıyım, söyler misin? Baba, sen asla haksız olamazsın. İnsanoğlu hataların özetidir kızım. Ve akıllıca olan hatalardan ders almaktır. Ne dediğimi anlıyor musun? Evet. O yüzden bundan sonra o çocuğun üniversitede olduğu endişesiyle eve dönmene hiç gerek yok. Baba. Hayır canım, hayır. Ağlamak yok. Koşullarla yüzleşelim. Tamam, topla kendini. Dondurma yiyelim mi? Ne dersin? Olur. Na yenge, ne yapıyorsun burada? Kendime kahve yapıyorum. Siz de ister misiniz? Ben de kahve yapmaya gelmiştim. Ama içtikten sonra sana yardım ederim, tamam mı? Olur. Önce kendime bir fincan bulayım. Sonra nerede bunlar bakayım, nerede? Fincanlar orada. Teşekkür ederim. Aslında o kadar uzun zamandır yurt dışındayım ki neyin nerede olduğunu unutmuşum. Sorun değil. Sana bakıyorum da mutfakta ne yaptığını iyi biliyormuşsun gibi geliyor. Demek istediğim, bir uzman gibisin. Nasıl anladınız bunu? Çalışma şeklinden. Kardeşlerinin en büyüğü müsün? Çok zekisiniz. Bu daha bir şey değil. Yakında ne kadar yetenekli olduğumu da görürsün. Bu arada lütfen benimle sizli bizli konuşma, olur mu? Ben Dani'nin küçüğüyüm. Büyükmüşüm gibi davranma bana. Ne oluyor burada? Mükemmel zamanlama. Yengem bize kahve yapıyordu. Sen de ister misin? Odama gel, seninle konuşmalıyım. Tamam, sen git kahvemi içeyim. Daha sonra gelirim. Kahveyi odada içebilirsin. Seninle hemen konuşmam lazım. Ben gideyim. Görüşürüz. Sana daha kaç kez gerekmedikçe odandan çıkmayacaksın diyeceğim. Neden anlamıyorsun? Kahve olsun, çay olsun. Bunları yapacak hizmetçi var bu evde. Onlara söyle. Sen misafirsin. Misafir olarak kal. Burada ev sahibi gibi davranma. Hiç gerek yok.
Senden böyle bir aptallığı hiç beklemiyordum. Eğitimi yarıda bırakıp buraya geldin. Hem de ortada hiçbir sebep yokken. Birkaç ay içinde diplomanı alır, sonra da geri dönerdin. Ya bu birkaç ayda Allah esirgesin babama kötü bir şey olsaydı, o zaman yine aptallık mı derdin? Doğrusunu istersen benim anlamadığım, bir türlü anlam veremediğim şey şu: adamın endişelerini göremiyorsun. Ben orada onun için kahrolurken, burada kimse onu umursamıyor bile. Ben bunu anlayamıyorum. Yeter artık. Yok öyle bir şey. Babanın huyunu iyi bilirsin. O en sıradan şeyleri bile kafaya takar çoğu zaman. Onun bu huyu yüzünden Deniz çok acı çekiyor. Şu mesele. O nasıl acı çekiyor? Merak ediyorum. Sen söylesene. Acı çekmesine sebep ne? Ben göremiyorum çünkü. Gayet güzel, gayet terbiyeli, eğitimli bir kız. Ve güzel. Daha ne istiyor ki? Anlamadım. Bir an için bana karşımda babam varmış gibi düşündürdün. Deniz o kızdan hoşlanmıyor ki. Bu onun hayatı, onun kararları. Biz ne yapabiliriz? Ona anlatabilirsin. Deniz çocuk değil. İstemediği bir şeyi ona dayatamazsın. Ama çocuk gibi davranıyor. O senin abin. Bunu unutma. Bu arada seni uyarıyorum. O kızla arkadaş olmana hiç gerek yok. Ondan uzak dur. O kız dediğin bu evin gelini anne. Anlaşılan o ki bu evin yolunu unutmuşsun Şemsa. Hayır teyze, hiç öyle şey olur mu? Vaktim yok sadece. Sen arayıp gel dediğin için geldim. Yoksa inan bana hiç kolay olmadı. Ne kadar meşgul olduğunu bilirim. Bekir Bey'in oğlu için uygun bir gelin adayı bulduğunu duydum. Allah'ıma bin şükür. Yüzümü hiç kara çıkarmaz. Onun sayesinde insanlar benim önerdiğim birine gözü kapalı itimat eder. Biz de bu yüzden layığın kızları için senden talip bulmanı istedik. Ama günler geçti. Ve bize hala tek bir teklif bile getirmedin. Bak Şemsa, seni düşündüren şey paraysa üzme kendini. O konuda hiçbir sorun yaşamayacaksın. Biz hakkın olanı asla esirgemeyiz. Sen yeter ki iyi tekliflerle gel, o zaman sana fazlasını bile veririz. Bu para meselesi değil. Ayza'nın ardından, demek istediğim Fiza'nın düğününün ardından bütün mahalle tuhaf konuşmalarla çalkalanıyor. Torunlarınız için kiminle konuşursam konuşayım nafile. Daha resimlere bakmadan reddediyorlar. İnanın bana, ben elimden gelen her çabayı gösterdim. Abartarak onları övdüm de. Ama Allah bizi o kadınlardan korusun. Siz de bilirsiniz, her çıkan söylentiye inanmaya hazırlar. Daha sizi nevi andığım an film kopuyor. Hemen olmaz diyorlar. Onlar saygın, onurlu insanlar istediklerini söylüyorlar. Bu ne demek Şemsa? Benim abim mahallenin saygı duyduğu bir adamdır. Bunu nasıl söylersin sen? Bundan eminim. Ama kimseyi benim gibi düşünmeye zorlayacak halim yok. Ben geçimimi bu işten sağlayan biriyim. Bakın, endişe etmenizi anlayabiliyorum. Sizin evinizde evlenme çağına gelmiş tam 4 kız çocuğu daha var. Neyse, ben elimden geleni yapacağım. İyi bir talip bulur bulmaz hemen haber veririm. Nasılsın baba? Ben iyiyim kızım. Sen nasılsın? Orada her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda. Ben de iyiyim. Deniz sana iyi davranıyor mu? Evet baba. Deniz de iyi. Bana karşı olan tutumu çok değişti artık. Evinde her daim mutlu olman için sürekli dua ediyorum kızım. Benim için endişelenme baba. Burada çok rahatım ben, emin ol.
sen söyle bana baba. Evde herkes nasıl? Eminim beni özlüyorlardır. Evet canım, evde herkes iyi ama seni en çok Komal'ın özlediğini tahmin ediyorsundur. Malum yokluğuna hiç alışamadı. Ben de onu çok özlüyorum. Yakında ziyaretinize gelirim. Ha, elbette canım. Kocanı zorlama ama, işi gücü çoktur. Fırsat bulduğun zaman çıkar gelirsin. Tamam baba. Tamam canım, görüşürüz. Benden istediğin bir şey var mı? Hayır. Kendine iyi bak yeter. Hüda hafız. Hüda hafız. Alo? Alo? Alo Ayza? Benim Saat. Lütfen telefonu kapatma. Alo? Beni duyabiliyor musun? Neden aradın? Ne istiyorsun? Neden rahat bırakmıyorsun? Babak Ayza, niyetim asla seni üzmek değil. Ben sadece senin için endişeleniyorum. Lütfen bak, bana sadece tek bir şey söyle. Sen evlendin mi, evlenmedin mi? Benim evli olmam ya da olmamam senin için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece lanet soruya cevap ver. Sen evlendin mi, evlenmedin mi? Senin hiçbir soruna cevap vermeyeceğim ve beni bir daha aramayacaksın. Anladın mı beni? Abla, bana patates kızartır mısın lütfen? Anıma söyle, o yapsın. Olmaz, onun ödevleri var. Bu yüzden o yapamaz, mümkün değil. O zaman Hanya'ya söyle. Hanya mı? Onun asla yapamayacağını biliyorsun abla. Lütfen benim için yap, olur mu? Cidden çok acıktım. Akşam yemeğini yapıyordum. Birazdan hazır olur, o zaman yersin. Saat 6 bile değil. Kim bu kadar erken yer ki? Rica ediyorum abla, benim için yap lütfen. Neyin var senin Komal? Kime sorduğuna bir bak. O Fiza değil ki. Öyle her istediğini anında yerine getirsin. Ayza bu. Onun yapabileceği tek şey bütün gün kitap okumak, erkenden çıkıp üniversiteye gitmek, insanlarla telefonda konuşmak. Başka bir şey bilmez ki o. Komal. Hı? Git patatesleri getir. Neden rol yapmaya çalışıyorsun Ayza, söyler misin? Ha? Senin böyle şeyler yapamayacağını herkes bilir. Bugüne kadar bu evle ve kız kardeşlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenen kişi Fiza ablandı. Sen üniversiteye gitmekten, ders çalışıp boş boş dolaşmaktan başka ne yapabilirsin ki? Patatesleri getirmiş. Senin sorunun ne hala? Neden sebepsiz yere benimle uğraşıyorsun? Sebepsiz yere demek, öyle mi? Sen yaptıklarını unutmuş olabilirsin ama ben unutmadım. Senin de unutmana izin vermem, anladın mı? Abin farkında değil ama senin okula dönmene izin vermekle büyük bir hata yaptı. Babam izin verdi değil mi? Sen neden itiraz ediyorsun? Neden itiraz edeyim ki? İnsanların karşısına çıkan biziz burada. Biz insanlara dert anlatıyoruz. Şemsa'nın bugün anneme neler anlattığını bilmiyorsun sen. Sen niçin onların konuşmasına izin veriyorsun? Onlara neden itibar ediyorsun? Sen de bizim yaptığımızı yap. Ama bunu asla yapmazsın sen. Çünkü tek bildiğin bizimle uğraşmak, o kadar. Ya vay 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 vay. Bravo.
Görüyorsun anne, dili dil değil, papuç sanki. Bunların hepsi birbirinin aynı. Biri zaten bizi utandırdı, öteki de aynı şeyi yapmaya hazırlanıyor. Elbette. Ablasının ardından gitmeyip de başka ne yapacak ki? Ben özür dilediğim halde siz ikiniz neden hala benimle uğraşmaya devam ediyorsunuz? Ağlama abla, onların huyu bu. Hep konuşurlar, boş ver. Huyum bu öyle mi? Benim konuşma huyum yok. Onun ağlama alışkanlığı var. Ne oluyor burada? Baba, halam ve babaannem. Sana şunu söyleyeyim abi. Onun üniversiteye geri dönmesine izin vermekle çok büyük bir hata yaptın. O ikisinin tekrar buluşup görüşmeleri için ortam sağladın. Yok öyle bir şey. Ben artık Saat'la görüşmüyorum. Onunla hiçbir bağım yok benim. Öyle mi? Peki abim hala o çocukla telefonda konuştuğunu biliyor mu? Ve bunu bizden saklamak için büyük uğraş verdiğini. Ha? Bundan haberin var mı abi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.